Bugün de sabah Gaziantep'te şube yöneticilerimiz ve arkadaşlarımızla sorunları görüştükten sonra şimdi Şanlıurfa'dayız. Tabii bu depremin çok ağır bir yıkıma neden olduğu herkes tarafından biliniyor. Depremler doğa olaylarıdır. Her zaman olacak. Ülkemiz ciddi bir deprem kuşağı ülkesi. Herkesin de bununla yaşamayı öğrenmesi lazım. Ama bu deprem gösterdi ki biz maalesef devletimizi yönetenlerin de ihmal ve yanlışları sonucunda bu depremin yarattığı tahribata hazırlıklı olmadığımızı gördük. Burada üzüntüyle söylemek gerekir ki yapılar deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış. Efendim sık tekrarlanan imar aflarıyla maalesef çürük çarık binalar güya affedilip ruhsatlandırarak yurttaşlarımıza mezar olmuş. Depremin olmasından hemen sonra etkin bir biçimde arama kurtarma faaliyetine geçilememiş. Bu nedenle yurttaşlarımız depremde kalan yakınlarını kendi imkanlarıyla çıkarmaya gayret etmişler. Ve ancak 48 saat sonra biraz daha düzenli bir arama kurtarma faaliyeti olabildiği görülüyor. Bütün bunları alt alta yazdığımız zaman ortaya çıkan şey şu. Devletler akıl ve bilimle yönetilmek zorundadır. Akla ve bilime sırtını dönen her kim olursa olsun, bunu bir siyasi parti veya görüş olarak söylemiyorum, hangi siyasi düşünceden olursa olsun, eğer devleti yönetenler devleti namusla, akılla, bilimle, liyakatla ve ahlakla yönetmeyi öne almazlarsa her zaman bu tür sorunlar oluyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 84 milyon halkı tıpkı 1999'da olduğu gibi 2023 depreminde de bir millet olduğunu göstermiştir. Söyleyeyim, milletimiz devleti yönetenlerden çok daha ileride ve birlik bütünlük içinde. Bunu görmek lazım. Onun için bu ülke buradan bu vesileyle bu acılı günde devleti yönetenlere de milleti ayrıştırmayın, kimseyi ötekileştirmeyin. Bütün milletimizi, ama bütün milletimizi, 84 milyonun tamamını aynı şefkatle kucaklayın demek isterim.